Yani çektik ama yani taştan kaçamadık böyle. Nerene geldin? Nerene geldin? Taş nerene geldi? Anladım. Film çektirdin mi, çekilecek mi? Anladım. Geçmiş olsun. Kardeşim geçmiş olsun. Yanındaki evet, sağ ol. Sağ ol. Size de teşekkür ederim. Bütün sağlıkçılara teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Ben hepinizin sağlıkla ilgili sürecini takip edeceğim kardeşim. Ben şimdi burada bunların haberini alıp rahatlamak istiyorum. Ondan sonra uçacağım İstanbul'a inşallah. Tamam. Tamam kardeşim. Tamam. Görüşürüz. Sağ ol. Sağ ol. Estağfurullah. Yok yok yok. Bu işin Erzurum'la ilgisi yok. Birkaç yüz insanın Erzurum'u üzerine toz zerresi konduramaz. Hiç şeysiz dert etme. Sevgili dostum, sağ ol kardeşim. Tamam. Sağ ol, sağ ol kardeşim. Hepinize geçmiş olsun. Allah korusun hepinizi. Hemşire hanıma da kolay gelsin. Tabii tabii tabii. Grup burası bak. Evet. Bak grup burası bak. Aynen. Bu kadar bak. Bu kadar bak. Kavala burada. Bu kadar doğru. 200 kişi vardı. 1000 polis vardı. Ama madalya yok. Vali bana alanı tamam, millet hali yedik yani dedi. Bu... Yani şu çocuğu orada alan böyle. Yani alan böyle. Yani şu çocuğu polis koruyamadı. Kimden? 100 kişiden, 150 kişiden. Ama şey, vali bana alanı tamam, millet hali yedik yani dedi. Yani şu çocuğu orada alan böyle. Yani alan böyle. Yani şu çocuğu polis koruyamadı. Kimden? 100 kişiden, 150 kişiden. Ama şey, vali bana alanı tamam, millet hali yedik yani dedi. Yani şu çocuğu orada alan böyle. Yani alan böyle. Yani şu çocuğu polis koruyamadı. Kimden? 100 kişiden, 150 kişiden. Ama şey, vali bana alanı tamam, millet hali yedik yani dedi. Yani şu çocuğu orada alan böyle. Yani alan böyle. Yani şu çocuğu polis koruyamadı. Kimden? 100 kişiden, 150 kişiden. Ne yazık ki bu olay tertiplenmiş bir olaydır. Ve şunu söyleyeyim, devletin kolluk güçleri sahada oradaydık, görevini yapmamıştır. Çoluk çocuk insanların canı yanmıştır. Vali Bey bilgi vermek için beni aradı. Ve 7 yaralı olduğundan bahsetti. Ben şu ana kadar 9 civarında yaralıyla telefonla görüştüm. Burada yaralıları takip ediyorum. Takip etmeye devam edeceğim. Orada yaralanan bütün hemşehrilerimin sağlıkla ilgili bütün konuları bize emanettir. Bunu kimse unutmasın. Bu kötü akılın süreci sona ermiştir. Ben çocukluğumdan beri Erzurum'da diyalogda olan bir aileyim. Burada akrabalarım var. İnsanlarımız var, hısımlarımız var. Erzurumlu'nun kim olduğunu ben biliyorum. Bu konunun Erzurumlularla ilgisi yok. Spor yöneticiliği yaptım, buradan sporcu aldım. Maçlara geldim, tribünlerini bilirim. Dostluğumuz candandır, onu söyleyeyim. Ama bugün olan olayların Erzurumlu hemşehrilerimle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Erzurumlu hemşehrilerim bunu yakından takip edecek. Vicdanıyla, ahlakıyla sorgulayacak, adaletiyle sorgulayacaktır. Hiçbir kuşkum yok. Bu kötü akıl 14 Mayıs'ta süreci sona erecek. Hiç kuşkusu olmasın kimsenin. Şunu söyleyeyim, 14 Mayıs'tan sonra Allah'ın izniyle, hizmetlerimizle birlikte en kısa zamanda yine Erzurumlu hemşerilerimle bir arada olacağım. Onların hizmetlerini konuşacağım. Partizanca davranan, partizanca hareket eden mülki idareciler ya da başka kişilerin asla ve asla Türkiye'nin geleceğinde en ufak bir itibarı kalmayacak. Milletimiz çok yaşasın. 86 milyon insanımız için mücadele etmeye, onların birliği, kardeşliği için bir arada olmaya devam edeceğimizden kuşkunuz olmasın. Yazık oluyor. Yapmayın. Son kez uyarıyorum. Yapmayın.
bu tür dili kullanmayın iktidar mensupları. Sizi uyarıyorum. Çok yanlış bir yoldasınız. Bu millete zarar veriyorsunuz. Bu milletin ailelerine zarar veriyorsunuz. Biraz utancınız var ise kendinize, söylemlerinize dikkat edin. Allah milletimizi sizin gazabınızdan, vebalinizden korusun. Her şey çok güzel olacak milletimiz. Size